Ağrı'ya göndermişem. Tavukları pişirmişem ama bu da komşuya göndermişem. Yıllarını müziğe adayan. Ne oldu kardeş, ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Sanat yaşamına tam 61 albüm sığdıran ünlü türkücü Dilber Ay geliyor. Her gece rüyamda işinle seni, hep seni görmek zorunda mıyım? Şarkılarıyla hiç kimse zembille gökten aşağıya gelmiyor şöhret olarak. Dobralığıyla camdan kaçana, ceketi bırakan çantana para kalmış. Eyvah, para evde mi kaldı? Ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran Dilber Ay. Ne hal bilmez yarmış. Bana düşman kesilmiş. Birbirinden güzel şarkılarıyla coşturacak. Stüdyoda kahkaha fırtınası estirecek. Evladım diyet olur muymuş Rabbimin verdiği cana? Gönlü girin. Dilber Ay birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Anahtarlar pencerede, tavuk da pişe tencerede. Anahtarlar pencerede, tavuk da pişe tencerede. Benim gençliğim, benim gençliğim bak. Ne açıdan? Hangisi? Aynı ben. Benim gençliğim. Aynalı Tahir Halim. İsim ne? İsim Akif. Ha? Akif. Akif. Evet. Yeni mi geldin? Çoğul'dan. Evet, yeni geliyorum. Bizim için geldin. Yok, daha önce de çıkıyorduk programlara da. Sizin için yeni geldim. Çok teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun? Ay, iyi ki geldiniz vallahi. Sizi çok seviyoruz. Ne iş yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Ben ne iş yaptığım hiç belli değil. Ne iş yaptım belli değil ne demek? Ne iş yapıyorsun diyorum, ne iş yaptın belli değil. Tekstilci. Tekstilci. Tekstilcisin, yaş? Evet, 27. 27, aynı benim gençliğim, evet. Bak. O da yumurta gibi, bak bak. İkimiz çift sarılı yumurta gibi olduk. Aynen öyle. Ben yoksa ikiz misiniz, nesiniz? Bayağı benziyorsunuz. Bir tek onun yanakları biraz çok daha kırmızı. Çok çabuk kaynaştık Akif'le. Çok çabuk kaynaştık. Siz kaynaşın o zaman. Ne yapabilirsiniz? Akrabaya çıkabiliriz. Akrabaya Akif ya. Akif, Akif ya. Benim kucağımda Akif. Aa, ne oluyor be? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün kuduruk, çok teşekkür ediyorum. Şöyle selfie'mizi yapalım da öyle olalım. Selfie yapalım, yaklaşın yaklaşın. Akif sarıl bana Akif. Sarılın ama öyle olmaz böyle. Aile. Akif. Akif. Kocaman alkışlar yerine alıyoruz herkesi. Alkışlar çok teşekkür ediyoruz. İşte böyle seyirci olunca insan da böyle güne daha da böyle şey başlıyor. Yavaş, coşkulu başlıyor. Elini şey yaptı. Tabii. Elbisemse? Elin yine geldi, kafama geldi. Yok yok, bir şey olmadı. Elbisemse, elbisem güzel mi? Bir şey diyeceğim. Bugün elbisesi hakikaten çok güzel. Güzel değil mi? Bu biliyorsunuz sevgili Özge'nin, Özge Ulusoy'un koleksiyonundan bir elbise. Zaten bu elbise de bir sana bir Özge olur, başka da kimse olmaz. Aa, ne alakası var? Olur ya. Böyle bir dar elbise olur mu?
Çok da ağır değil ya. Normal elbise yani, yumuşacık. Baksana şey. Harikasın. Çok güzel değil mi? Çok harikasın. Teşekkür ediyorum Özgem. Öpüyorum seni. Harikasın. Çok şimdi teşekkür bir ederim. Konuğumuz var ki her geldiğinde hem telefonlarımız kilitleniyor. İnşallah stüdyonun mimarisi şeydir, burası yıkılacak çünkü bugün. Bugün burası gerçekten yıkılacak. Kendisi 18'inden bugün gün aldı. Kendisi 18 yaşında ama sanat hayatı 44 ya da 45 yıllık. 45, 47 miydi? Evet, ne? Çorlular. Burada, Çorlu yıksın. Mu? Onlar da yıksın. Türk halk müziğinin... Türk halk müziğinin efsane isimlerinden biri gelecek. Programımıza konuk almaktan her seferinde çok büyük keyif aldığımız, bizim programımızın değişmez parçalarından birisi. Kocaman alkışlar. Kocaman alkışlar. Kocaman! Dilberay geliyor, Dilberay! Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Baba evden. Tavukları pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalim anan evden. Tavukları pişirmişim, anamı da komşuya göndermişim. Tavukları pişirmişim, anamı da komşuya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Evinizde köpek var. Köpekleri bağlamışım, önüne de ekmek doğramışım. Köpekleri bağlamışım, önüne de ekmek doğramışım. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Anahtarlar nerede? Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede. Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede. Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede. Hoş geldiniz. Bu ne şıklık. Bu ne güzellik. Bu ne şıklık. Bacılarım hoş. Buna daha bu iş bir şey yarıyor mu? O bir şey yaramaz. Yaramaz. Al, al, şu an sesi alıyor. Bacılarım hoş geldiniz. Tüm Müslüman aleminin geçmiş bayramı mübarek olsun. Sağ olun. Allah Rabbim dışarılar gibi Türkiye'mizi, milletimizi, ülkemizi, hükümetimizi zarar vermesin. Amin. Allah çolumuzu çocuğumuzu el memleketlerine düşürmesin. Amin. Yüce Mevlam, bunu diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı olsun. Sayın Başbakanımıza da hayırlı olsun mekanı. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Büyüklerimiz. Ne güzel dileklerle başlıyoruz. Bütün cezaevlerinde yatan yavrularımın bayramlarını kutluyorum. Cümlesinin gözlerinden öpüyorum. Onları hiçbir zaman unutmadım. Yakında da programıma başlayacağım. Oh. Aa, ne güzel haber. Bu kıyafet ne bu kıyafet? Evladım işte
Bugün ayrı bir ama şey, bir şey makyajlar. Bak, bir şey diyeceğim. Bugün saçlar kesilmiş. Saçlara bir boya attırılmış. Yeni boya hep var. Ben saçlarına her zaman hayranı söylerim. Bugün ekstradan bir makyaj var. Ben girdim kuliste. Hayır, makyaj yapmadım. Az yaptın. Az biraz var. Gözlerimi yaptılar. Ben gözlerim. O fonda termedi. Ne dedi? Sakın ondan yok. Ondan dedim, yok. Onları sürme. Bak. Bak, ojeler. Hiç ojesi yoktu, hep kına sürerdi. Sen kına sürerdin, hep niye oje sürdün? Evladım, neyimize kına sürelim? Dünya ölüyor ya. Kına sürecek halimiz mi kaldı? Doğru ama sen hep... Çoluk çocuk ölüyor. Doğru, doğru söylüyorsun. O bayanlar sokaklarda Türkiye, Allah... Ya bizim ülkemiz çok büyük bir ülke, bak. Millet, bizim ülkemiz büyük ülke. Kıymetini bilen yok. Doğru söylüyorsun. Peki, bir şey diyeceğim. Çok fazla sürmezsin. Bu pembe sürmüşsün. Değişik. Evladım, evet, onu buldular, onu sürdük. Şimdi değil mi? Nereye moram? Neyin hesabını soruyorsun? Bu dün geceden mi sürüldü? Yok, şimdi sürdüler. Şimdi sürdüler. Ben öyle çıkacaktım, olmaz dediler. İbrahim abinin haberi var mı? Vallahi o olsa, haber olsaydı sürdürmezdi. Yemin et. Sürdürmezdi. Niye sürdürmüyor? Ha, boncuklar uydurmuşlar. Ha. Kıyafet peki yeni mi? Kıyafetlerim tabii ki yeni sayılır. İlla ki bir iki kere giydim. Bu rahat, çok rahat bu. Çok şık. Şalvarla çıkacaktım. Herif dedi ki, ne olmaz karı. Şalvarı çıkart dedi. Bayanların gözü kalır şalvarında dedi. Ben de veririm dedim. Peki saçlar? Dur, saçları soralım bir dakika. Çok değişiklik var, sormamız lazım her değişikliği. Saçları ne zaman kesirdin? Vallahi kızım götü berbere. He. Anamın saçlarını yapın dedi. Ankara'da bir kuaförüm var. He. Selçuk. He. Gözlerinden öpüyorum. Otur anacığım dedi. Saçları aslında ben darman durman ettiydim. Buraya Seda Asya'nın programına geldim ya. Aha. O günden beri 20 tane iğneydim. Niye? Böyle önde şey var, permane. Seda ablanın permanesi vardır. Permane var. Ya kız nasıl dayanıyor permaneye? Hala hastayım, biliyor musun? Öksürüyorum hala. Bitmedi. Ama çok güzel olmuş değil mi? Saçları nasıl olmuş? Ya zaten bu renkte hep de ayrı bir parıldıyor. Hemen sordum. Ya durun da bacılarım sorsun onu benden. Bayağı söylemiyordu rengini. Bacılarım. Çok. Vallahi çok güzel olmuş. Bitti. Ama tabii şimdi Biberay abla, onu sordum ben. Sarışın olduğu için bu renk olabiliyor. Yoksa bu kuaföre git, bu rengi yap de. Onu ben, boyasını da sordum. Kuaförüm buldu. Selçuk buldu. Ankara'da karda güzel bir... 5 yıldızlı bir kuaförüm var benim. 5 yıldızlı kuaför. Abi 4 yıldızlıyım ben. Ne renk bu şimdi? Bu renk işte. Küllü sarı. Herkes söyleyeyim de duysun bacılarım. 8. Onun şeyini, markasını söylemeden. 8-1. 8-1. Bir de 8. 8 karıştırıyorsun. İkisini karıştırdı. Saçıma vurdu. Harikasın. Harika. Çok güzel. Çok yakışmış vallahi. Var mı? Bir şey söylemek isteyen var mı Diber abi? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Vallahi çok güzel olmuş. Bak, bizim programa... Bu 4. gelişim. 5 ay oldu gelmiyorsun. 5 aydır görmüyoruz seni. Hem zayıflamışsın, hem saçlar, hakikaten, hem şeyler, ojeler, mojeler falan. Bu hadi zayıf... bir şarkı daha dinleyelim mi? He ya, bir şarkı daha dinleyelim. Daraldım, bol bol şarkı yapalım. Zorunda mıyım Yaz? Ha? Yok. Beni dinle. Ne? Allah aşkına o gelsin. Hadi o gelsin. Hadi o gelsin. Hayır, o gelsin. Zorunda mıyım? Ha, zorunda mıyım Yaz? Hadi bakalım. Her gece rüyamda kimle söyleyeyim? Sızın var senin, hep böyle yaşamak.
yaşamak zorunda mıyım? Canımdan o çok sevdim, hatamı yaptım. Tanrı'dan sonra bir sana taptım. Canımdan o çok sevdim, hatamı yaptım. Tanrı'dan sonra bir sana taptım. Geceler boyunca resmine baktım. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Geceler boyunca resmine baktım. Hep böyle yaşamak zorunda. Allah razı olsun yazandan. Vallahi çok güzel. Şurada bir teyzem çok duygulandı, çok. Ne hissettirdi? Ablam bir şey mi zoruna gitti? Ha? İçten. Dur doğruyu söyleyeceğim şimdi. Her şeyi paylaşıyoruz. Siz de paylaşın. Bunun sesi var mı? Var. Ayağa kalkabilir misiniz lütfen? Evlatlardan çok darbe yedik. Onun için biraz dertliyim. Onların da evladı var mı? Evet, var. Onlardan evet. Yiyecek anacığım. Kaç evladın var? Dört tane. Dört taneden bir tanesi hayırlı değil. Boşver. Siz sorun ne, ben söyleyeyim. Ah canım. Gelip gitmiyorlar mı yanına? Ya gelip sen, gidiyorlar da işte. Sen gel dur. Olsun. Dur bir öpeyim seni. İşte böyle şeyleri duyunca Dibre abla, evet, çıldırıyorum ya. Ben 40 seneden beri çekiyorum. 40 seneden beri.
Ağlama, kıyamam. Evet. Oy, kıyamam. Anneciğim çalışıyor musun? Çalışıyorum, pazarcılık yapıyorum. Bypass ameliyatı oldum. Ne bileyim işte, yapıyoruz bir şeyler. Ama çok duygulu yanlış şey yaptım. Çok, ağzına sağlık. Eşin hayatta mı? Hayatta. Eşim hayatta olsa ne olur? Ne yaptın? Dört çocuk evlendirdin, onları hepsi gönderdin. Hepsi evli. 8 tane torunum var. Ay, hepsi bir tanesi asker. İşte torunlardan bir şey görürsem, evlatlardan görmedim. Belki torunlardan görürüm. Peki bilemem. Niye gelip gitmiyor? Neden? Ya gelip gidiyorlar da boş ver. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Gelip yara gidiyorlar ama yara. Biraz problemli. Tabii. Canımsın. Kusura inşallah. Kusura bakmayın. İnşallah onların da aklına gelir. Her şeyi paylaşıyoruz, tabii. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Evet, tabii evet. Ki sizi ben böyle görünce kayıtsız yani. Kalmak mümkün değil. Anaya babaya bak, ben evlat. Kendi evladından görecektir. Evet, evet öyle. Hiç, o seni, evet. Seni kaybettikten sonra, anladım. Kendi evladından evet. O darbeyi yedikten sonra, vay evet. Benim anam haklıymış diyecek. Ay canım. Benim babam haklıymış. Ben gittikten sonra ister bilsinler, ister bilmesinler. Canım. Hiç umurum oy, bile değil. Oy, kıyamam sana. Çok tatlıyım, çok. Dediği gibi onlar evet. Onlar seni. Ben buraya kendimi göstermek için çıkmadım. Ablanın söylediği şarkıdan çok duygulandım. Canımsın. Onun için. Canımsın. Reklam olsun diye de aşk çıkmadım. Aşk olsun ne reklamı canım? Canımsın. Öyle şey olur mu? Yani ne diyeyim hani. Bir de Alişan yetim bile var. Ona yetim bile var. Böyle. Ben lüksüz torun bile bakıyorum yani. 16 yaşında. Senin zaten kalbinin güzelliği yüzüne evet. Vurmuş zaten. Evet. Oy canım. Allah. Herkes yerinde mutlu olsun. Allah onlara da inşallah. Bana kimse dokanmasın. Herkes yerinde mutlu olsun. Allah akıl fikir versin öyle, onlara. Öyle. İslah etsin. Şey başka bir şey söylenmez. Canım. Ne olacak teşekkür yani? Teşekkür ederim. Seyircilerimiz biz ilk programa başladığımızda Dilberay abla inanılmaz bir enerji vardı tabii ki. Biz birkaç tane konuğumuzla beraber burada güldük oynadık ama bugün gerçekten konuklarımızın arasında ağlayan bir beyefendi daha görüyorum. Erkekler ağlamaz demeyin. Nasıl ağlıyor? Kıyamam. O da dertli demek. Onun da bir derdi size var. Size ne oldu? Ay çok üzülüyorum ben. Onun da bir derdi var kızım. Onun da herhalde evlatlarının bir derdi dinleyelim var. Lütfen. Lütfen dinleyelim. İstemiyor mu? Yanındaki eşi galiba eşi de ağlıyor. İstemediler konuşmak. Olabilir. Birazdan ben giderim. Amcamın yanına ben birazdan giderim konuşurum. Bir şarkı söyledin Dilberay abla. Herkesin yüreğinde ne kadar şey varsa hepsi açar. Hepsi döküldü. Ne kadar duygulu söylüyorsunuz, ne kadar herkesin içine dokunabiliyorsunuz. Ben onlardan biriyim kızım, ben... Bakma şunlara giyip buraya çıkayım da onlardan biriyim ben. Ben onlardan ayrı bir insan değilim. Dilberay abla, sen en son ne zaman ağladın? Ben her gün ağlıyorum ben. Benim ağlamadığım gün yok ki. Neden? En son mesela ne için ağladınız? İşte biliyorsunuz yeni kardeşimi kaybettim ben. Başın sağ olsun. Benim haberim yok bundan. Aa, olur mu? Ne zaman kaybettiniz Dilberay abla? Geçen sene kaybettim. Ha geçen sene ha. Allah rahmet eylesin. Ne anaya benziyor kardeş acısı. Ne babaya benziyor. Allah'ım yüce Rabbim cemi cümlemizi evlat acısından amin. Terbiye amin. Etmesin. Amin. Amin. Ama kardeş acısı bilmiyorum kardeşim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Günahlarımı affet. Sana karşı değilim. Sen verdin, sen aldın. Çok başka bir şey. O başka bir acı. Genç miydi Dilberay abla? Gençti. Kaç yaşında? Benim küçüğümün küçüğü. Çocukları falan var mı? Kaç yaşındaydı Dilberay abla? Ve neden vefat etti? Kanserden. Kanserden. Allah. Kanserden. En kötü şey. Şimdi onun çocukları da var tabii. Var, oğlu var. 4 tane torunu var, aslan gibi gelini var. Eşi var. Allah saçımın teli kadar ömürler versin. Şimdi onlara da sen... Mecburen maddi olarak destek vereceksin. Ben destek versem de vermesem de onlar kendi halinde işte yumruluyorlar evladım. Ben hangisine destek vereyim? Hangisine destek vereyim? Kendimi kurtaramıyorum ki ya. Bir de bu sağda solda işte yolda şehirde kavgalar çıktı. İşe de gidemiyoruz. Evet. Dilberay abla senin maddi durumun nasıl? Bu kadar yıldır çalışıyorsun. Geçen sefer bize anlatmıştın. O kadar çok para kazandım ki uçak alacak o paralar kazandım. Oğlum o zamanlar. Ne yaptın o paraları? Dağıtıyorum diyordu. Paylaşıyorum diyordu. Ben kazandığımı tekmem oğlum. Deminden beri konuşuyoruz. Kendimi aileme adamışım. Çocuklarıma adamışım. Yalnız aile değil. Sen de varsa onu paylaşmasını bileceksin. Hı hı.
paylaşmasını bilmezsen sen onu oraya götürmeyeceksin. Burada kalacak. Dilber abla peki sizin çocuklarınız, yani biraz önce bahsettik hayırsız evlatlardan, Allah kimseye vermesin tabii ki, ama sizin evlatlarınızı, onların size bakış açısı, davranışları, saygısı, sevgisi nasıl? 3 tane çocuğum var. Allah üçünden de razı olsun. Güzel böyle söyleyebilmek. Oğlum kızlarımdan çok benden korkar. Bak oğlum, bazı ana baba o erkek çocuğundan çeker. O da sanki kız o, kızlar erkek. Kızlar bana istediğini yaptırıyor. O da bir şey söyleyemez. Çekmiyor. Anacığım, annem. Böyle. Oğlumdan çok memnunum. Kızlarım beni çok yiyor. Nasıl yiyor? Her dediklerini yaptırıyorlar. Her dediğini yaptırıyor. Nazları bir de torunlar var. Geçiyor. Hele kö torunlar anam. Anam şimdi başlık da yok yine. Başlık alayım da ödeşeyim. Şimdi size tabii çok şımarıyordur değil mi torunlar? Size çok şımarıyorlar. Öyle mi öyle değil. Ya, tahmin ediyorum. Hangi, en çok hangisi şey? Bir kara kızım var. He, ismi ne? Hazal. Hazal. Oo, ne güzel isim. Ay ne güzel. Bir tane daha kara kızım var. Berivan. Ne güzel isimler. Hazal, sen mi koydun bu isimleri? Evet. Kökümüzden gelen isimler evladım. Okuyorlar mı? Okuyorlar. Peki damatlar? Bak şimdi nasıl durdu? Damatlar. Damatlar dedi durdu. Birisi kaldırım mühendisi. Tövbe yarabbim ya. Birisi de su işlerine bakıyor. Allah. Ya ağladık şimdi gülüyoruz. Ya var ya, damatlarım da evlatlarım gibi aynı kardeşim. Yani damat demeyeyim ben onları, evlat. Ya aynen öyle. Evladım. Evlat ya işte evladım. Onların sana saygısı nasıl? İşte demek ki çok iyi ki evlatlarım Allah diyebiliyor. Allah razı olsun hepsinden. Ama sen otoriter bir kadınsın. Yani affedersin, yiyorsa saygısızlık yapsınlar. Şimdi damadımın biri beni bekliyor. Nerede? Memlekette gideceğim. He. Kendisinden hesabım var. Ne hesabın var? O bilir. Ne oldu? Neyse bir gideyim de. Üzdü mü seni? Ölmez sağ kalırsam, sağ salim gidersem. Bir hesap sorulacak. Hesaplaşma var. İsmi ne onun ismi? Ferdal Tok. Ferdal, yandın evladım. Ferdal, arkana bakmadan kaç. Yani bir uza bir. Bir yurt dışı seyahati falan sana bir yol göründü. Çıkamaz, yasak koydum. Aa bayağı. Allah. Bir şey diyeceğim, İbrahim abi ne yapıyor İbrahim abi? Aranız nasıl, iyi mi? Her şey yolunda mı çok şükür? Kız benim herifimle aramayı olma mı? Olur doğru. Sizin böyle bir hep daha önceki böyle bir röportajınızda şey duymuştum. Bizim böyle enteresan bir ilişkimiz var gibi böyle bir ya tarz bir cümle. Bak arkadaşım. Yol arkadaşım. Asker arkadaşım. efendim. Gurbet arkadaşım. Sevgilim. Oo. Eşim. Vay. Herifim. Daha ne kaldı? Ya bir eş için bu kadar şey sayabilmek ne kadar ama önemli. Şimdi, ne kadar hepsini güzel. Bir arada taşıyoruz biz. Onun arkadaşı ihtiyacı yok, benim arkadaşım. Benim arkadaş ihtiyacım yok, o benim arkadaşım. Gurbete gidiyoruz, gurbet arkadaşım. Askere gidiyoruz, asker arkadaşım. Harika. Ama her şeyden sonra sevdiğim. Ne kadar güzel. Allah bozmasın. Bak şimdi. Bir telefonumuz var. Senin için aramış. Normalde biz telefon falan çok fazla almıyoruz. Seyircilerimiz bilir. Şarkı haricinde almıyoruz. Seninle ilgili paylaştığı bir şey var. Onu anlatacak. Bakalım sen de hatırlayacak mısın? Bu da bize de sürpriz. Alo. Sedat Şahin. Alo. Ankara'dan arıyor bizi. Günaydın. Alo. Günaydın Sedat Bey. Günaydın efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dilberay ablayı izlediniz ve onunla yaşadığınız ilgili bir anınız var. Bir anınız var. Bir anlatır mısınız? O da hatırlar. Şimdi Ankara Ulus'ta Dilberay ablam bir gece sahne yaptı, bir gazinodan çıktı. Ben de abonesi gelmemiş. Arabaya aldım. Evet. Arabaya bindi. Yanında taksi da işte evet. Saz arkadaşlar falan var. Onları götürdüm, gezdirdim. Gidecekleri yere götürdüm. Oğlum dedi, sen dedi ne kadar dedi efendisin dedi. Ondan sonra bana hiç hayatımda yer etmiş bir şey.
kendisinin ellerinden öpüyorum. Dedi taksi kendinin mi dedi. Hayır dedim, babamın dedim. Borç ödüyor dedim. Biz de gece kondu'da oturuyorduk o zaman. Ondan sonra bana bir balya parayı şöyle çıkarttı, vites kolunun oraya koydu. Ondan sonra al dedi, git borçlarını öde dedi. Bundan sonra da dedi gel dedi beni taşı dedi. Ben dedi sana dedi destek çıkacağım dedi. Ben o zaman daha 21 yaşındaydım. Hiç unutamıyorum. Ellerinden öperim. Bana gel, çok büyük desteği oldu. Sonra ben devlet memurluğuna girdim. Emekli oldum. Şimdi bu yaşlara geldim. Ablamla öyle bana bir şeyi oldu. Bu kadar gönül bir insanıdır. Böyle bir abla yok yani. O zaman bana çıkarttı, bir gittim. Babam dedi ki oğlum bu parayı nereden aldın? Baba Dilber abla verdi bana. Oğlum bak bir yerden falan aldıysan söyle. Yok baba vallahi böyle böyle git bunu borçlarını öde. Taksitlerini öde diye buraya koydu dedi. Ya. Oğlum dedi bak dedi bir şey aldıysan geri götür ver dedi. Yok baba dedim vallahi bana borç olarak vermedi. Bunu bana hayır için verdi. Git dedi. Ben taksici Sedat dese tanır. Beni de çok sever. Ben ablamın bu iyiliğini hiç unutamam. Her zaman çıktım ağlarım. Gözlerim dolar. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir insan o insan. Yani bırakın sanatçı ama bu insan. Öyle gariplere bakın. Gazinodan çıktığı zaman gazinonun önündeki insanlara ufak yine bu kadar orada gazinoda aldığı paraları dağıtır giderdi. Beş kuruşsuz gider. Ben onu öyle severim. O bizim yüreğimize yer etti. Ablam o benim. Her zaman da çıktığı zaman ben çocuklarıma gösteririm. Bakın Dilber ablam çıktı derim. Öyle bir insan ki yani ben böyle bir insanı daha hayatta yaşamadım. Benim babam bana dedi, dürüstlüğü, namusu, şerefi öğretti. Taksiciydik ama namusumuzla çalışıyorduk. Yemin ediyorum, yemin ediyorum ablam böyle bir insan. Eli yüzü nurdur. Yani insanlar haca gider, şeye gider ama yemin ediyorum bu insan var ya 9 sefer, 10 sefer haca gitmiş insandır. Öyle ben dilenciler bilirim ki, öyle dilenciler bilirim ki al anafartalar çarşısına git de şuna üstüne bir şey giydiğini bilirim. Tamam. Oradan geçerken taksiyi durdurup Şahin. Da durarsın. Tamam söyleme babam, söyleme. Gözlerinden öpüyorum. Sen şu bizim kara şahinsin değil mi ya? Kara şahin diyordum sana. Ablam bir kere bir araya gelelim. Bir kere elinden öpeyim ne olursun. Canım, telefonum benim. Orada var. Ne olursun beni bir ara, kurban olayım sana. Ararım. Tamam ararım. biz telefonunu vereceğiz Sedat abi. Allah Dilber abadan razı olsun. Ama sen de bu iyiliği unutmayarak bugün... Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. Sana da helal olsun. Bize rejiden ulaştın. Biz bulmadık kendisini. Kendisi aradı bizi. Böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Sana da helal olsun. Allah sana da çoluğunla çocuğunla inşallah helalinden kazanıp helalinden yemeği nasip etsin. Sen nasıl bir insansın? Şimdi evladım. Az evvel telefondan önce söylemiştim herhalde. Ben sana dedim ki bu kadar parayı ne yaptın? Şimdi o bütün sözlerimi geri alıyorum. Sen gerçekten hem sesin, hem kendin, hem de yüreğin çok büyük bir insansın. Vallahi. Benim her şeyim var. Çok zengin kadınım ben. Benim zenginliğim kadar kimsenin zenginliği olamaz. Ama ne zenginliğim var? Sevgi zenginliğim var. Beni halkım çok seviyor. Rabbim kimse kimsenin içini bilemez. İman zenginliğim var. Yani diyorsun ki ben Kur'an hiçbir şey de yapmasam. Yok babam benim bir şeyim olmasın. Gitsem bir kapıyı çalsam benimle ekmeğini yemeğini bölüşecek çok insan vardır. Kimin kapısını çalsam ben evinde yatırır ya. Çünkü ben öyle halk kazandım bilmiyorum. Harikasın. Ben çok zenginim oğlum. Ben çok zenginim. Benim yatacak bir yerim var yeter. Harikasın. Yatacak bir evim var. Yeter. Yeter. Çok bile çok. Harikasın. Ya bu çocuk nereden bağlandı sabah sabah ya? Vallahi bize de sürpriz oldu. Beni de bitirin. Biz program hep böyle hep neşeli programlar yaparız. Hep güleriz, güldürürüz. Başladık, ağlıyoruz. Şimdi hepsini mi alacaksınız? Demek ben de ağlıyormuşum. Bak. Evet. Şu havayı zaman, bir dağıtalım. Evet, biz birazcık bizim şey yapalım. Bizim bir güldüm şovumuz var. Senin için çıktı sokaklara. Halka sorular sordu. Öyle mi? Tabii tabii. Bir izleyelim hep beraber. İzleyelim biraz gülelim artık. Yeter dağıtalım şu an.
gözlerinize güldükçe gülüm şah. Ay ne güzel yerler, ne güzel yerler. Oh, oh. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Çıktım erik ağacına, ohanda yedim üzümü. Dilbere her şey dahildi, olamadım gözümü. Oh hey, oh hey, oh hey. Ay Dilber bacım hoş geldin. Kız seni öpsünler, öpüp de koklasınlar. Yürü Allah kahretmesin seni sorduğu sokağa. Neler söyleyecekler arkamda? Nereye gidiyorsunuz böyle? Gezme İstiklal'e gidiyoruz. Gezme, dün ben aradım sizi bulamadım evde. Doğrudur, gezme dedim. Hep geziyorsunuz. Bitirdiniz adamın paralarını pullarını. Adamın parası bitmez. O kumburgazdaki arsayı da sattırdı sana bunu. O da gitti. Hepsini yedi. Kaldı artık söylemeyeyim. O da bitti. O da mı? Ah yavrum. Ah yavrum, kurşun döktü kız, doktora götür. Tamam oldu. Öptü, hadi gel. Nereye gidiyorsun kız? Arkadaşımla buluşmaya. Hangi arkadaş? Özel mi? Çok özelse sormayayım. Arkadaşımla buluşmaya. Kız arkadaşın. O sana birini mi yaptı böyle ağzın kulaklarında gidiyor? Yok, ben genelde ağzım kulaklarında geziyorum. Vallahi. Ne düşünüyorsun acaba o sıra? Hiçbir fikrim yok. Şu an çok mutlu oldum sizi gördüm ama. Vay canım benim, gel öpeyim. Hadi hayırlısı olsun. Şükrederim ben. Var var, sende bir şey var. Yok yok. Var var. Gerçekten. Kız vallahi var. Ay vallahi. Ya olsun kız. İnşallah. Olsun, hadi yüzüne renk gelir. Yürü. Hadi gidiyor kız. Çok iyi, çok. Harika. Ay, harika vallahi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Arkadaki senin kimi kız? Hayır. Ben çocuk kimden diyecektim ama senin yaşın çoktan geçmiş. Dilberay bugünkü konuğumuz. Öyle mi? Evet. Ha. Ay çok memnun oldum. Çok memnun. Hiç böyle hacıyı çarşıya, tavuğu da pişirip hacıyı çarşıya gönderdiğin oldu mu kız? Hayır hayır, göndermedim, hiçbir şey yapmadım. Paspasın altına anahtarı koyduğun oldu mu? Ay. Olmadı mı? Olmadı. Niye? Kız gençsin daha. Aa, 19 yaşındayım. Evet olabilir. Sen yaptın mı hiç öyle bir şey? Yok. Hacı'yı çarşıya gönderdiğin. Hayır hayır, yollamadım. Olmadım. Yollamadım. Yollasan adamı başka bir tarafa yollarsın herhalde. En önemlisi o. Önce ömürlük gönderirsin. Ömürlük, aynen. Ne gereği aynen var? Seda Sayan'a benzemişsin. Teşekkür ederim. Güzel olmuş. Sağ ol anne. Kurban olsun bacısı. Hadi öptüm. Hadi canım. Hadi. Ne oldu kız? Gel. Ay oradan çağırdım beni fotoğraf çektirmek için mi? Evet. Ne güzel, kadının peşinden koşuyordum. Bilmem. Hadi çekilelim, gel. Gel, gel tatlım. Gel. Çağla Şikerle de çektirin. Aman yok. Hayır, hayır. Alişan. Evet. Selfin. Bir de modamız olsun, havamız olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aysa, Alişan'la Mışan, çektirme, gebertirim seni. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi tutma beni, deli karı. Hikmet, ne işin var senin burada? Allah seni yok etmesin. Eski kocam. Alıyor musun hala Allah aşkına şeyden? Malulen emekli numarası yaptın ya, sigortayı kandırdın. Yok, yok. Alıyor musun hakikaten para? Hayır. Allah aşkına. Yok. Doğru söyle. Hayır. Öyle yaptın ya, sana hemen maaş bağladılar o gün. Yok öyle değil. Ay nasıl yedirdin? Keşke seni boşamasaydın. Vallahi çok pişmanım. Neyse hadi tutma beni. Tamam. Hadi. Seviyor musun adamı? Tapıyorum, Allah benim ömrümü alsın kocam. Dişleri var mı hala adamın? Tırma gibi. Hadi. Hadi görüşürüz, tutma beni. Bugün Dilberay konuğumuz. Dilberay selam. Selamlar kendisine, çok sever. Sever misin? Değil mi? Evet o. Sen de yapacak mısın öyle kızım? Tavuk pişirip hacıyı bakkala göndereceksin, onu çarşıya göndereceksin. Abisisin, izin verme. Sen abinden kork. Abinden kork. Abin bir şey pişirdiği zaman kıllan. Tamam mı? Hadi tutmayın beni. Kız ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ay ya, yiyeceksin. Bir şeyler yiyeceksiniz. İyi kız, iyi. Hadi. Vallahi. Oh, vallahi zaten baksana. Ya öleceksiniz. Nefes. Öleceksiniz. Vallahi yiyin, kendinize iyi bak. Peki, I don't speak Turkish. Ha, yedikten sonra yürüyeceksiniz. Kız yiyorsunuz, yürüyorsunuz, ne işe yarıyor? Tempolu yürüyün. Hadi, hadi, hadi tempolu yürüyenleri bulun, hadi. Thank you.
sıkı doloy, garibin bir derdi var belli belli. Sordum hatırını gözler dolday, çirkinler yaşamak zor belli belli. Belli belli, belli belli. Belli belli, belli belli. Zor kardeş, belli belli. Belli belli, belli belli. Belli belli, belli belli. Zor bacım, belli harikaydı. Senin canlı sesin her zaman. Çok, çok bak güzel. Şimdi. Şöyle bir gençlik fotoğraflarına bir gidelim şöyle Dilberay'ın. Şöyle bak. Oğlum şimdi gençler miyiz? He? Yok şey çocukluk fotoğrafları. Artık torba sahibisin artık. Canım ne onlar küçükler evlendi. Barak kızı Dilberay neler hissediyorsun bu fotoğrafları görünce? Ne kadar güzelsiniz maşallah. Şu da mı benim?
Ha, bu da sen, bu da benim diye. Ana. O da sensin. Bak, bak güzelliğe Esme bak. Esme bülbül. Bak esmer, esmerken de güzel misin? Şimdi beyaz mıyız yavrum? Hayır onu demiyorum yani saçlar siyahken de. Bayağı zayıf mısınız değil mi? Bir şey diyeceğim Dilber abi çok zayıf mısın? Canım çocuktuk evladım işte. 13 yaşından ne olduk? 13. 13 yaşında anne oldunuz. Dolayısıyla hiç çocukluğunuzu yaşayamadınız. Böyle bir durum var maalesef. Konuşturma kötüyü söyletme kutuyu açtırma diyorlar. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Aa en güzel resim bu. Vay. Bak. Aa bu da mı sensin? Bu da mı sizsiniz? Herhalde canım. Bir şey diyeceğim bak her resimde ayrısın, her resimde ayrı bir imaj var. Sen eskiden imaj yapıyor musun demek ki? Ben sana ne söyleyeyim. İmajı ya? Hayır yani sonuçta saç renginizi falan arada bir değiştiriyorsunuz. Her fotoğrafta farklı görünüyorsunuz. Evet. En çok hangi halini beğeniyorsun Dilber abla? Bu halini beğeniyorum. Şu mu? Bu halim. Ha şu an. ben de fotoğraflara bakıyorum. Gençken nasıldın sen? Nasıl bir genç kızdın? Ya nasıl başka? Bir karakterdiniz mesela? Sonradan hayat mı sizi belki birazcık da böyle hani erkek gibi güçlü ve değişik ben değiştirdi yoksa? Ben böyleyim. Hep böylesiniz. Böyle yetiştirildiniz böyle belki de. Rahmetli babam derdi ki ya oğlum derdi Allah'ım derdi sana bana bir erkek çocuğu verseydi ne var ne olur derdi. O ya, kadar yani. Ha, gerçi erkekler daha beter de ha. Ben daha bilinçliydim. Peki bir şey diyeceğim. Dün değil evvelsi gün bize Haydar Dümen konuktu. Doktor. Dedi ki, kadınlar dedi, eğer dedi kocaları dedi bir kez aldatırsa bir kez affetsin dedi. Ama desinler ki, eğer bir daha yaparsan ben yokum. Alıp karşısına konuşsunlar tabii dedi. Tabii ki hiç aldatma olmasın da eğer olur da böyle olursa bir şey olursa. Dilber Ay mesela böyle bir durumda ne yapar? Olmaz be. Çok kritik bir soru sorduk. Olur mu ya, olur mu bacı? Abi ama diyor ki bak kimisi bir kere olur diyor, diyen de oldu, bir kere affederim diyen de oldu, hiç affetmem diyen de oldu, gebertirim hani diyen zaman, de oldu. Peki dur. O zaman karıları kimse affetmiyor. Buna ne diyeceğiz? Doğru. Ha? Evet. Erkek yapsın. Kadın affetsin. Karıları yaptı mı? Dan. Niye? Hayırdır? Sebep ödeştik o zaman. Ben kesinlikle affetmem diyorsun. Affeder miyim ya? Oğlum sorun çok kötüydü bana. Oğlum yok. Seni yerim. Biz böyle güncel aynen, soru olarak soralım dedik hani. Yani yoksa. Yok. Zaten çünkü biz burada sizin de bence o cevabı vereceğiniz yok. Karakter olarak da zaten çok belliydi. Mesela İbrahim abi hani böyle bir şey yapsa. Neyi düşünemiyorum. Neyi? Ne biçim soru sordum ben dur. Neyse kapatalım mutfağa gidelim. Kalk. Mutfağa gidelim. Koş Dilberay abla. Mutfağa gidelim. Dilberay abla bize bir yemek yapacak ki. Bu yemeğin ismi neydi? Dilberay yemeği. Dilberay yemeği. Tabii Dilberay yemeği yapacak bize bugün. Bu yemeği... Ne usulü yemektir? Sizin uydurmanız mıdır? Evine misafir geldi. Acil işin var hemen dolduruyorsun fırına. Fırına budur. Gel evet. Şurada o zaman gel, burada başlayalım. Burada. Önce bir malzemeleri anlatalım. Ben şunları açayım. Sen anlat sen bize anlat. Bu nedir? Bu soğan. Yok size demedim mesela. Hayır neler kullanacağız? Neler kullanacağız? Nasıl kullanacağız? İbrahim! İbrahim abiden yardım istiyor. O zaman sevgili... İbrahim! İbrahim abi de davet edelim. Duymuyor mu İbrahim abi? İbrahim gelsene abi! İbrahim! Yardım istedim. Ne kadar saklandın? Sıkışıyor İbrahim. Biraz öyle oldu. Patlıcanları soyun. Patlıcanları soyun. Soğanları şöyle yuvarlak. Ben mi soyayım? Patlıcanları nasıl soyuyoruz? Ben de yardım edeyim. Şu elimi yıkayayım bir saniye. Orayı kesme çocuğum. Ben tatlı yer orası. İbrahim abi hoş geldin. İbrahim abi geçen sefer bize yemek yapmıştın değil mi sen İbrahim abi? Öyle abi. Değil mi? Geçen sefer çok güzel bir yemek yapmıştın sen bize. Evet. Değil mi? Herkesin de diline düşmüş. Ya. Bu sefer sen yemek yapmayacaksın. Bu sefer Dilber abla yapacak. Ama yardım istiyor şimdi. Ama seni çağırdı. Ya canım illa kim o kadar yardım şey ederiz. Az kadınlığını göstersin ya. Ne demek o ne demek ya? Ya hep çoban yapıyordun. Konuşun bacılarım konuşun. Benim yerime siz konuşun. Ne yapar yemek dur, evde? Ay, çok özür dilerim şu tarafa geçeyim yardım edeyim. Evde mi? Ha. Ha işte bu çoban yemeği. Her yaptığı çobandır onu. Nasıl her yaptığı çoban hep aynı yemeği yapıyor anlamında mı söylediniz? Yok. Bunu yemeği bir... çok seviyor. Ha çok sevdi. Şunu bana verir misin? Şunu? Ne yapacağım bunu mu? Ha. Onun içine biraz tuz atacağız. Bir gün Sivas'ta bize gittik. Dediler ki işte yemek yap da Dilber'i yap, yemek yapacak yani. Ana onu doldurdu, onu koydu. Her şeyi koydu. Evet, tencerenin içine. Bir yemek oldu. Evet. Eli lezzetli midir? Lezzetli. Önemli olan o zaten yani. Tekrar istediler bundan. Ne güzel yemekmiş diyor.
Bu yemeğin ana şeyi ne Dilber abla? Kolay olması galiba anladığım kadarıyla. Kadınların kolayına gelen yemek bu evladım. Bak nasıl doğrar, bak bak. Bak nasıl doğrar. Eline dikkat et kız. Malzemelerimize şöyle başlayalım, evet aynen. Yeşil biber, patlıcan, soğan, domates, maydanoz, biber salçası ve kaburga etimiz var. 1 kilo sarımsak var ve baharatlarımız var. Bolca. Sana artık serbest mi? Hani bir ara şeker meker çıkmıştı da yemek böyle. Ya çok... şimdi bak benim bir doktorum var. Daha önceki aldığım haplar beni şişiriyormuş. Şimdi 3-4 aydır onun verdiği hapları kullanıyorum. 8 kilo vermişim. Aa, 8 kilo. Evet ama belli oluyor gerçekten. Yani elbise verdi. Üzerimde durmuyor, farkında mısınız? Akıp gidiyor. Evet, elbise durmuyor üzerimde. Daha devam bir tane daha soyayım mı? Yeter soğan mi? Soğan soysun mu? Hı? Yeter mi? Yeter mi bilmem, siz daha iyi bilirsiniz. Şunu da koyayım. Vallahi güzel bir yemek olacağı benziyor. İbrahim abi. Hadi şunu da soyayım, soymuşken. Bizim stüdyo biraz kalabalık. Herkes doyurmak lazım. Bol bol olsun malzeme. Ben bunu yaptım mı yerim kızım. Yemeden gitmem. Emeğimi alırım. Biz de yiyeceğiz zaten. Biz o yüzden şunu da yapsak mı acaba? Fazla çok mu fazla? Harika şeyler oluyor burada mutfakta. Bu yemeğin ismi neydi? Bir daha söyle bakayım. Dilber yemeği. Dilber. Dilber yemeği. Evet. Bir tane şey var. Çoba. Bir tane tatlı var. Dilber dudağı. O da... Öyle bir tatlı yok mu? Dilber. Var. Var, var, senin, var, var. Ben onu yapmadım. Şey. Ben onu yapmadım. Patenti yeter bize ait ama. Tamam. Domatesleri veriyorum. İbrahim abi sen ne yapıyorsun? Görüşmeyeli. Şunu yapalım işte, koşturuyoruz. Bunu yıkamamız lazım. Bunu yıkayım başka bir yerde. Onun içinde biraz tuz döksek üstüne iyi olacak ama. Bunun üstüne mi? Evet. Tuz mu dökeyim? Tuz döküp... Yıkayım. Tuz nerede? Yıkayım. Tuz dökün öyle yıkayın. Tamam. Acısını alacak değil mi? Hı. Evet. Tuzumuz şeyimiz. Ben niye geldim? Ben ne yapıyorum şimdi? İbrahim sen niye aldın? Ben bilmiyorum ki. Programın gelen akışında olduğun için sen. Sen bugün hiçbir şey yapmayacaksın abi. Sen bugün bizi izleyeceksin. İzledim. Bize bir istiyorsan bir şarkı söyle. Ya sen bir tane türkü söyleye koy. Öyle mi bacı? İstiyorsan değil ya. Bir türkü oku, işini oku bir türkü. Tamam. Sen git sesimi sal. Hazırlan. Evde sana okur mu türkü? Hiç durmaz ki ağzını. Tamam diyorum sana, plak yapacağım, kaset yapacağım. Allah Allah. Öyle bir meşhur olma şeyin mi var? İster misin onun şarkıcı olmasını? Plak, ha? Ha? Niye? Bir evinde bir deli yeter. Bir evde bir tane değil mi? Niye, sanatçılar deli mi oluyor Dilberay abla? Yavrum, şimdi oyunculuk ayrı, söylemek ayrı. Doğru diyorsun. Ben senden uğraşacağım, kendimle uğraşacağım. Doğru söylüyorsun. Yani ben yeniden ölü mü canlı atıyorum? Kaset çıkaracak bilmem ne, kadın ayranı çıkacak bilmem ne çıkacak, Allah korusun. Yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Vicdanın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor. Allah öldürür dünyadan alır.
Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Allah öldürür, dünyadan ölür. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Herkes kötü söylüyor, söylemesi kolay, bir de bana sor. Senin için herkes kötü söylüyor, söylemesi kolay, bir de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı bir de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı bir de bana sor. Vicdanının sesini dinle bak veriyor. Senin için bir can bu can ölür. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can bu can öldürüyor. Allah öldürür dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Allah öldürür dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Cehennem ateşi ahirette olur. Ateşe attın, sen beni dünyada ateşe attın, sen beni dünyada. Teşekkür ediyorum. Çocuğum. Gel buraya gel. Burada vallahi, neler oluyor? Gel. Ağzına sağlık. Vallahi çok güzeldi ya. Ağzına burada sağlık. Burada var ya. Bana diyorlar ki şarkı söyleyeyim. İyice arabeskçi oldun çaldın. Ne vallahi yapayım? Ne? Baksana burada var ya. Ne? Burada harikalar. Kız ne ettin? Dök yavrucuğum, dök yavrucuğum. Tamam, tamam. Oh, oh, görünüm oh. İyi. Ne? Görünüm var ya. 10 numara oldu. Böyle bir yemek nasıl? Tuz yani, verecek misiniz bana? Ne çıkacak bilmiyorum. Tuz. Tuz. Ne çıkacak ha? Muhteşem üçlü. Neler yaptık Dilber abla bir anlat. Kaburgaları, değil mi? Kaburgaları en alt kısma yerleştirdik. Ya biberi unuttuk ya. Hangi biber? dur hemen yapalım iki saniye. Söyle. Doğrayayım mı böyle şey mi? Bütün tamam, atacağım. Tamam artık alta girecekti. Tamam. Geçti o. Unuttuk artık. Tamam. Unuttuk. Olsun. Biber sos. Şey var ya. Patlıcanları doğradık, koyduk. Ondan sonra domatesleri böyle halka halka doğradı. Dilber abi koydu. Maydanozları koydu. En son. Şu tuzu alayım şuradan. En son. Fazla gitti. Şeyi koydu. Salçayı koydu. Salça. Sulandırdım. Evladım bu yemeğin adı yok. Bu yemek Dilber yemeği. Tamam. Ya yardımcılar hiç ortaya katmıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Ne demek her ettiniz. Zaman, her lütfen. Zaman. Her bacım zaman. Ağzına da sağlık. Ağzına da sağlık. Bir elini yıka, bunu fırına verelim mi? At fırına. Hep tavukları mı atacağız fırına? Tavukları fırına attık. Şimdi kaburgaları fırına atıyoruz. Kaç dakikada pişer bu Dilber abla?
Yarım saat 25 dakika, mı? Yarım saat falan mı? Evet. Program çıkışına yetişir. Evet. Bunu program sonunda yiyeceğiz. Hiç kaçar yok. Peki bir şarkı istiyoruz ama siz eğer isterseniz canlı yoksa İstersen, playback bir şarkı. Playback ne istiyorsun? Siz ne istiyorsunuz? Canlı sırada göksel öksürüldük işte görüyorsunuz. İyi o zaman canlı değil playback ne varsa sırada o gelsin. Haydi bakalım. Beni bırakın da şurada oturduğum yerde söyleyeyim. Benim hadi gelsin varsa. Sırada ne varsa. Düşünce mecbur kalınca mı geleceksin bezem? Yolun bizim eve. Düşünce mecbur kalınca mı geleceksin bezem? Sevda çöllerinde yırtınca ya, hani sabrın yoktu haftaya ayar. Aşkın oku beni parça parça ya. Sevda çöllerinde yırtınca yar, hani sabrın yoktu haftaya ayar. Aşkın oku beni parça parça yar, bölünce mi geleceksin de zar. Salla da son namazımı kılınca mı geleceksin mezarımı? Sevda çöllerinde yırtınca ya, hani sabrın yoktu haftaya ayar. Aşkın oku beni parça parça ya, bölünce mi geleceksin mezarımı? Sevda çöllerinde yırtınca ya, kalmadı dalında ne gül ne yaprak. Geç yaşta düşürdün saçlarıma ak, yerim yurdum bir avuç kara toprak. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza öyle sağlık. Ya. İllakin kara toprak olunca mı geleceksin? Hiç gelme. Hiç gelme. Ölmeden gel. Ölmeden gel. Deminden türkü söylerken niye güldüm biliyor musunuz? Yağ koymayı unuttuk. Onu söyledi. Bana böyle yapıyor. Geldi geldi ya. Yağ koymayı unuttum. Yağ koyduk tamam yağ da koyduk. Yağ da koyduk. Evet. Evet. Dilber abi küs oldun, dargın oldun, konuşmadın. Birileri var mı? Yakın çevrenizden de olabilir, sanat dünyasından da olabilir. Sanat dünyama hiç küsmem. Niye küseyim?
Hani sizi üzmüştür, kırmıştır, incitmiştir belki birisi. Yanlış bir şey yapmıştır, ne bileyim, olabilir. Hiç kimseye küsmem. Darılırım. Beni üzer yalnız, o farkına varmaz. Beni üzer, o farkına varmaz. Hiç kimseyle kötü olmam. Kin nedir bilmem. Zaten dilimizde kin yok. Ama vallahi da billahi da tillahi da. Vallahi demenin yükü çok ağır biliyorsunuz. Evet. Onun borcu da var. Biliyorum bu insan, karşımdaki insan elinden gelse karnımı kaşığa koyup yiyecek. Hadi ya. Onun önüne sohra koyuyorum geldiği zaman. Bir de çocuklara emir ederim. Kızım teyzenize bakın. Kızım dayınıza bakın. Ne yiyin, ne içer? Yemek koyun. Acaba belki imana gelir mi? İmana gelir mi? Allah'ıma dua ederken diyorum ki yüce Rabbim, benim için kötülük düşünenleri, garezlik düşünenleri, Rabbim içine iman ver. Kur'an nasip eyle ki ne? Hiç değil senin korkunu bilsin. O senden korkmadığı için bu kötülükleri yapıyor zaten. Senden korksa bu kötülükleri düşünemez. Evet. İnsan insana kinli olamaz. Ama olanlar var. Olanlar var ki Türkiye'ye allak bullak yapıyorlar. Yapmasınlar. Bu Türkiye'nin kıymetini bilelim. Kardeşliğin kıymetini bilelim. Kimse bize dışarıdan gelip de kardeş olmaz. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Kardeş kardeşi atar, yer başında tutar. Harika. Peki birazcık İbrahim abiyle de sohbet etmek istiyoruz. Edin kardeşim. Edin kardeşim. Biz programımızın başında Dilber abla bize dedi ki oje sürmüşsün falan dedik. Hep kına yapıyorsun falan dedik. Evet. Eşiniz gördü mü falan dedik işte. Yok dedi, ki, dedi. İbrahim dedi görmedi dedi. Görse de süremezdim dedi. Neden? Yani ya, ne bileyim, o kınayı seviyordu dedim. Böyle sade çıkmayı da seviyor. Hı. Dedim ondan. Yoksa... Yani bir kıskançlık falan yok, gibi bir şey. Yani. Ojeyle hiç alakası yok herhalde yani. Hiç. Var mı kıskançlık aranızda? Kıskanıyor musunuz? Halka mal olmuş insanı ben nasıl şey yapayım yani? Ama öyle deme canım sonuçta. Öyle deme, şimdi bir yere gittik mesela, ya kadıncağızı bayağı yordular. Abicim biraz durun falan. Ne diyorsun falan fişman. Öyle yaptı mı sen? Yani oradaki... o zamandan. Onlarla karşılaşıyoruz yani. Yani. Onun için. Tabii ki canım. Hırpalıyorlardır o sevgi yediden, bazen. 7'den 70'e de herkes evet. seviyor Dilber abi. Öyle Allah razı olsun. Peki bir şey diyeceğim. Bağrına basıyor evlilik, yani. Evlilik yıldönümü hangi gün? Biz hangi bilmem evlendiniz? Öyle şey. Yani nasıl bir? Hangi gün evlendiğinizi bilmiyor musunuz? 17 sene oldu da ne oldu? Ne oldu, ne olduğunu bilmiyorsun. Ha, tarihi bilmiyor musun? Yok, ne bileyim. Tabii. Vallahi mi? Vallahi. Hiç düşünmediniz mi? Ne bileyim, acaba biz ne zaman evlendik? Hangi gün evlendik? Kaçıncı yılımızdayız? Hangi yıl dönümünde sayıyorsunuz vallahi yani? Vallahi bilmiyoruz, billahi bilmiyoruz. Ay, 17 yılı nasıl sayıyorsunuz peki? Depremden bir sene önce hesaplıyoruz. Ha, bravo, çok güzel bir kerteriz olmuş bu. Depremden önce canım, depremden önce. İşte depremden önce. Evlenmişsiniz. He, şimdi depremden bu tarafa 16 sene geçmiş herhalde. 16 geçti. Sene geçti. Bir de öyle 17. Peki romantik misinizdir? Mesela Dilber abla çok romantiyiz. Hiç. Ya soruyorum, niye dalga geçiyorsun? Ne bileyim, bir çiçek alır mısın? Ne bileyim, bir şarkı ya. Söyler misin? Hiçbir şey yapmaz. Ya ne ya? Şimdi ben şarkı söylerim, o dinler de. E biz öyle ne tavukları bileyim. Pişirmiş ham şarkısı değil herhalde, romantik bir şarkı. Aşktan söylerim, bahsediyorum. Ha. Yemeğe nereye gidiyoruz? İşte otelin yatağın üstünde işte seriyoruz tepsiyle güzelce. Adamın içine giriyoruz. Şey, masanın üstüne getiriyorlar. Konser için öyle gittiğiniz bir yerde gitmem. Falan mesela. Dışarı hayatımız zaten otellerde geçiyor. Götürsün seni ben dışarı. Gitmem, ben gitmem. Ama seni bir dışarı yemeğe götürsün bir gün gitmez, alsın karısını. Nereye gideceğimizi söylemiyorum sana Dilber abicim, sana bir sürpriz ya, yapıyorum yapıyor, dese. Bazı yapıyor, şeyler yapıyor. Ha, yapıyor mu? Yapıyor, yapıyor. Ne yaptı? En son ne zaman yaptı? Balık yemeğe götürdü beni. Balık yemeğe? Ama oo. Nereye? Nereye? Galata Köprüsü'nün altına. Ya insan bir alık kadını bir restorana gidiyor. Ama orası lezzetli. Çok ben lezzetli öyle yerlerde ama. Yemek yiyemem tamam, ki. Tamam, güzel yiyemez. Şey. Hayır, çok ben, lüks yerlerde ben yemek ne yiyemem. Ne gerek var zaten öyle bir şey? Lüks bir yere götürdün mü diye sormadık. Hani onun için özel bir şey yapıyor musun anlamında sorduk. Tabii ki canım, her siz kendi lezzetinize göre, kendi ben. Rahat olduğunuz yere... gideceksiniz mutlaka. Bizim ama rahat yerimiz odamız, başka bir yer odada bilmeyiz. Odada yemeği biz. Seviyorsunuz. Yatak hiç dışarı yani. Falan bilmeyiz biz. Peki hediye ne zaman aldın en son?
En son hediye işte buradan çıktığımızda aldıydım. Bir küpe aldıydım, onu da kızlara verdi. Ya insan kocasının aldığı küpeyi verir mi başkasına? Canım kızım istiyor. Ne ineyim ben? Bu da babası. Ona verdim işte. Bu da bunu anamın. Rahmetli anamın. Osmanlı. Aa, güzel şey. Hmm. Peki 17 yıl öncesine dönersek ilk gördüğünüzde neler hissetmiştiniz? Bacaklarım titredi. Gerçekten mi? Koca Dilber Aybu. Ha, yani tanıyordunuz, beğeniyordunuz, canım, hayrandınız. Hadi. Bacaklarınız titredi. Nasıl peki yakınlaştınız? Nasıl o diyaloğu kurdunuz? Sen bağlama çalıyordun değil mi o zaman Dilber Aybu? Yok. Yok, ben ritimciydim. Bu bağlamacı değil miydi? Yok canım. E sazcı dedin ya. Yok. Ya işte anayı babayı kandırmak için. Demedin mi annene? Babayı kandırmak için. Babayı kandırmak için depremde. Gerçekten yoksa beni. Bu kim dedi? Saz çalıyor bu dedim. Hatırladım. Şu anda hatırladım. Deprem günü öyle bir şey yaşanmış ya. Evet, doğru. Siz biliyor musunuz ki geçen sefer anlatmıştı deprem günü. Ay çok komik bir macera. İbrahim abiyi Dilberay abla götürüyor. Türkiye'ye geliyor. Ve o gün deprem oluyor. İbrahim abinin kaldığı otelde. Yıkılıyor. O depremde yıkılıyor. Ya. Ve Dilberay abla İbrahim abiye bir şey oldu diye Can abliyle bir, o da kendini dışarı atıyor. Bir çıkıyor. İbrahim abi pardon, iç çamaşırıyla kalmış. Cırılcıplak bir adam giriyor karşımda. Evet. Utandırma beni. İbrahim dedim, tanıyamadım. Vücut ters üçgeni. Dilber dedi. Ama o cıplaksa ben de öyleyim yani. Can abiyle kaçmışsın tabii. Gece saat 3'te oldu. Allah o günleri göstermesin. Amin. Hemen kadının biri bana şalvar verdi. Allah bin kere razı olsun. Dur Allah aşkına, onu öyle gördün ne oldu anladın. Tanıyamadım. Şöyle baktım, bir herif sen misin dedi, benim dedi. Hemen kadıncağız gördü bizi. Arabadan bir şalvar buna gitti, bir şalvar buna gitti. Şalvar mı giydi? Evladım, o gün için kıyamet günü. Doğru. Ya ne giydin, ne önemi var? Gavuru görsen gavura sarılacaksın. Doğru. Neyse. Aman herif dedim, benim korkum bırak depremi, benim babam anam beni öldürecek diyorum. Ha sen benim saçlımsın dedim buna. He. Sen bana saç çalıyorsun dedim. Çoluğun çocuğun İstanbul'da senin dedim buna. Bu kim yavrum dedi bana. bu çocuğu çağırın yemek yesin, bu kim kızım dedi. Ama böyle çadır kurduk genedenin çayırını herkes. He. Çadırlarda hükümet çadırı verdi. Orada oturuyor millet. Neyse bacım dedim. İbrahim'i çağırdı, yemek yesin dedim. Ben çağıramıyorum, ne diye çağıracağım buna? Abi, baba abi. Geldi bu. Neresin oğlum dedi buna, Sivaslıyım abi, baba dedi. Ne iş yapıyorsun? Gözüme baktı, saç çalıyor babayı dedi. Çoluğun çocuğun yok mu yavrum? Hepsi İstanbul'daydı. O konuşmuyor, ben konuşmuyorum ama adam. Adam dünyasını iyiymiş adam. Dünyasını iyiymiş adam. Dedim ki bunu hemen fırsat bulduk mu kaçalım dedim. Bizi öldürürler dedim. Yok dedi, niye öldürürler, öldürsünler dedi. Ondan bir cesaret aldım. Cesaret aldın? Tabii. Valla ondan bir cesaret aldım. Neyse, tabii rahmetli kardeşim duydu. Ya millet... Ne anladım işte hatırladım. Neyse Allah'tan şu an sağ salim duruyor. Önemli olan. Şimdi birazcık bir vetereye gideceğiz. Önce onlar için kocaman bir alkış alalım. Mutluluklarına nazar değmesin diyelim. Ve dün trafiğe kapalı alanda gerçekleştirdiğimiz Burcu Çetinkaya, neler Alişan yaptık, ve bak. Maalesef beni de kattılar sonrasında. Her zaman söylüyoruz, trafiğe kapalı alandaydı ve son derece güvenlik önlemleri alınmıştı. Bakın dün nasıl dakikalar yaşadık, izleyelim, sonrasında buradayız. Binelim hadi Allah aşkına. Hadi biniz. Ne olacaksa olsun. Hadi tutma beni, git orada. Hadi. Takla mı atıyorsun, hadi ne yapıyorsun? Burcum başarılar. Buradan anne seni çok seviyorum. Hafta sonu neyse. Dur kemerimi falan bağlayayım dur. Emniyet kemerlerimizi bağlamadan trafikte de hareket etmiyoruz. Ha, şurası. Kemeri kapıya sıkıştı. Allah'ım ne kadar... Allah belanı versin, çocuğum olmuş.
devirme. Ne olur, bak, ne olur devirme. Devirme, ne olur devirme. Çok korkuyorum. Ama böyle yaparsan stres oluyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oley be! Oley be! Bu bir. Bir daha istiyoruz, bir daha. Bu çok güzel. Bunun gibi istiyorum aynı. Biraz daha böyle yan gitsene. Biraz daha yan gidebilirsin. Geliyoruz! Geliyoruz! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oley be! Bu da iki! Gerçekten bir topa herkese. Bir kere daha deneyecekler galiba. Daha da iki. Uzun süre yan yatmayı deneyecek da anladığım kadarıyla. Bir tane daha yapalım, sonra ben mi deneyeyim? Allah! Geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenardan gidelim. Oley! Tamam, şimdi yanlarına gidiyorum ve Alişan'ın duygularını merak ediyorum. Bayağı sana bir şey olmadı tabii. Sana olan bir şey yok. Lastiği takın, lastiği takın. Ben yani lastiğin takı da Alişan deneyecek. İyice cesaret geldi. Tebrik ediyoruz Burcu. Valla yani dışarıdan görüntüsü daha da ürkütücü. Nasıldı aslında. Nasıldı içerideki his? Bu tabii dediğim gibi emekleme aşamaları. Hani bunun ilerleyen aşaması inşallah 100-200 kilometrelik iki teker üzerinde bir seyahat gitme olacak. Evet. Çok güzel. Alişan'cığım sen nasılsın canım? Bembeyazsın. Harbi beyazım değil mi? Çok korkuyorum ama. Çok korkuyorsun çünkü bunun ne yapacağı belli değil, anladın mı? Arabayı devirir, bir şey yapar. Niye de? Ha yapmaz canım, öyle şey seni korkutmaz yani. Yapabilirim. Yapabilirim diyor bak. Yapabilirim diyor, vallahi yapabilir biz yani. Biz sen kendi başına kendi kendini devirsene. Yok ya, Allah korusun. Hayır şimdi denemek sen... ister misin? Ben neyi? Bunu. Hayır yok, ben denemeyeceğim. Ben lütfen. Istiyorum. Ya vallahi lütfen. Bir kere be. Bir kere. Bir kere denemek. Evet. Bir kere. Çağla. Çağla. Allah'ım ya. Bak şeyi de taktı. Onu da taktı. Senle sonra konuşacağım. Sen direksiyona sen geçiyorsun. Yok yok, sen git, sen git, gel. Hadi. Gel. Bu Alişan'la sonra konuşacağım ben. Evet. Şimdi değil. Ben sağ zaten... ol. Senle de konuşacağım. Buyurun. Neydi ki beni buyurun şey yaptın? Efendim. Buyurun. Of. Sığamadım. Olmaz, çıkıyorum. Ay sizi sağ olun. Bol geldik. Ay sen o şey yapıyor ya. Yıkıl buradan. Çabuk, çabuk yıkıl karşımdan. Ay. Tamam. Bir dakika dur, çok olmadı. Biraz daha mı sıksam acaba? Ay. Hadi. Hadi. Ay Burcu'sun. Ay Allah'ım yarabbim ya. Evet geliyor. Geliyor, şöyle geliyor. Şöyle tuttum. İşte bu mu? İşte bu. Bir tane daha ister misin? Bir tane daha yapmak ister misin? İstiyorum. Ha? İstiyorum. Güzel değil mi? Güzeldi, güzeldi. Yok yok değil. Göründüğü evet gibi değil yani, güzel. Hadi bakayım. Haydi bakayım. 45 kilo düz siklet şampiyonu Çağla Şikel'den. İşte bu. Şimdi sıra. İşte bu. Alişan direksiyona geçecek. Önce kemerini aç. Nasıl? Nasıl da duygular? Güzel. Duygular şelale mi? Çok şelale. Güzel değil mi? Yok yok, güzel güzel. Yani çok öbür tarafta şey olmasa olmaz yani. Cesaret edemezdim ama vallahi şeydi, güzeldi, eğlenceliydi. Fena şimdi değilim. Sıra... Çok kendimde değilim gerçi şu an ama olsun. Güzel mi? Vallahi güzel. Yani şey yok yani, o dışarıdan göründüğü kadar korkunç değil içerideki yani. Dışarıdan daha şey görünüyor, korkunç görünüyor şimdi yani. Şimdi esas benim için de korkmam lazım. Tut. Sen evet, hangi cesaretle Alişan'ı o direksiyonun başına geçireceksin onu ben de bilmiyorum. Alişan hangi cesaretle o direksiyona sen geçecek onu da bilmiyorum. Yaparım, ben yaparım. Yapacağım ve geleceğim. Buradan mı çıkıyor? Mikrofon. Ya Alişan ya, Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar İnşallah. Tabii, aynen, aynen. Ama o şeye denk etti, zaten şey denk etti. Araba biraz bir de oda var değil mi? Oradan çıkmaz. Bir de oda var. Olay orada zaten. Orada bir şeyler iş yaparsın, birden bire şeyler de orada kalır yani. Yani şu tarafa bir şey yok. Allah Allah. Okey, çok da buraya düşünüyor musun? Evet.
arkadaşların çok önemli. Yapış. Dur dur, yaptın değil mi? Yaptım ama. Bak, bir daha. Bak, şimdi bak ama. Şimdi bak. Tam olmadı. Ben yaptım, öğrendim. Sen hemen devirdin. Alişan bir kez daha deneyecek çünkü kalktıktan sonra hemen indi. Belki birazcık daha uzun süre gitmeyi deneyebilir. Buraya kadar gelmez zannetmiyorum. İkinci denemesini yapıyor Alişan. Bunu sen yap. Sen yap onu. Ondan sonra da ortada sabit tutacaksın. Ayağının gazda sabit olması. Nasıl yani? Ayağım frene basmıyor. Hayır, frene basmıyor. Geliyorlar. Evet, şimdi bir kez daha deniyor Alişan. Daha önce de söyledik, trafiğe kapalı alanda yapılan bu gösteride her türlü önlemler alındı. Olmadı, bu sefer olmadı. Yeterince hızlı gelmedi bence. Şimdi sanıyorum tekrar deneyecek. Ve bugün biraz daha sert bir hareket edecek. Ben sağa çekiyorum, sen sola çekiyorsun. Çekemiyorum o yüzden. Tamam, o zaman biraz ben gaza basmıyorum. Evet, bir kez daha deneyecek. Ben gaza basmıyorum, ben frene basıyorum. Evet, basmıyorum. Frene basmıyorum. Taktikler veriyor şu anda Burcu. Şöyle geçiyorum. Sağ sert bir şekilde sağ. Sonra tamamen sola alma. Ortada böyle. Evet. Gibi. Üçüncü kez deniyor. Bu büyük ihtimalle son denemesi oluyor. Ve geliyor. Onu ben de yaparım. Onu ben de yaparım. Tamam. Onu ben de yaparım. Oradan çık, oradan in. Bu ne? Ama ben şey miyim? Ben pilot muyum? Ama yapamadın. Ancak bu kadar yapabilirim. Abacığım, keyif sohbetin için, şarkıların, türkülerin için. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel yaptın. Yemek için öğrendiğin karnımız doyacak. Ellerine sağlık tekrar. Beni bu güzel bacılarımdan, kardeşlerimden sabah sabah buluşturdunuz. Size ben de teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Beni de tabii sizlerim acından. İbrahim abi, sana da teşekkür ediyoruz. Dilberay ablamıza iyi bak. Siz olmasanız zaten iyi eksik bakıyorsun. Olur zaten. Her zaman biz böyle sonunda sizi bir buluşturmayı yemeğimin çok seviyoruz. Yemeğimin adı Dilberay Bey, biliyorsunuz hemen tıptak. Yemek pişiyor. Yemek hala pişiyor. Biz buradayız. Piştikten sonra yiyeceğiz. Öyle gideceğiz evlerimize. Muhteşem bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Darıldım sana, darıldım sevdiğim.